Alanya Belediyesi, dün İskele Rıhtım Meydanı'nda bulunan kanuna aykırı yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirmişti. Tekne sahipleri balıkçılar lokalinin yıkılması bahane edilerek elektriklerinin kesildiğini iddia etti. İki gündür mağdur olduklarını belirten tekne sahipleri bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Belediyenin Alanya Balıkçı Barınağı'na ait 3 tane lokal yıkmasıyla dünden bu yana yaklaşık 24 saati geçen bir elektrik kesintisi ve su kesintisi durumu mevcut. Haliyle tekneci esnaf olarak hepimiz mağduruz. Bununla ilgili kooperatif başkanımız Bülent'le birlikte sabah kaymakam beyle görüştük. Bizi TEDAŞ YLK Elektriğe yönlendirdi. Görüşmemiz akabinde bir neticeye ulaşamadık. Çünkü geldik limanı kontrol ettiğimizde buranın şu an dünkü yıkımdan dolayı tadilat aşamasında, inşa aşamasında olduğundan dolayı herhangi bir şekilde sorunu ibedilikte çözüm bulamayacaklarını söylediler. Yaklaşık 2-3 hafta bu sorunun devam edeceğini belirttiler. Şimdi biz elektrik olmadan burada yağmur, fırtına, kötü bir hava durumu, hava şartında ciddi sorunlar yaşarız. Zaten iskelenin hali de pek iç açıcı bir şekilde değil. Yollar, elektrik, su, kamera, bir sürü sıkıntılarımız var. Bununla ilgili acilen yetkililerden, kaymakamımız, belediye başkanımız ve hatta vali beyden destek istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Burada işte lokaller yıkıldı. Belediyenin lokalleri yıkmasıyla burada elektrik kesintisi oldu. Biz de bu elektrik kesintisinden çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Burada fırtına oluyor, yağmur oluyor, teknelerimiz su alıyor. Yani batma tehlikesi falan da geçirme durumumuz da var. Şu anda zaten inşaat alanı diye bizden kira da alıyorlar. Her şeyimizi ödüyoruz. Ama bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bütün ücretleri vermemize rağmen hizmet alamıyoruz. Şu anda büyük bir sıkıntımız var yani. Talebiniz ne var? Talebimiz bir an önce bunu belediyeden, kaymakamlıktan, valilikten bir çözüm istiyoruz. Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Bülent Elberler yetkilileri göreve davet etti. Yaşanan süreç malum. Bildiğiniz gibi dün Alanya Belediyesi tarafından kaçak olduğu belirlenen Balıkçı Barınağı'na ait 3 tane lokal yıkıldı. Bu yıkım sebebiyle oluşan enkazdan dolayı Balıkçılar Kooperatifi bu enkazın kaldırılmadan elektrik ihtiyacının teknelere verilemeyeceğini belirtti. Bunun da herhangi bir can mal kaybı olabileceği tarafımıza bildirildi. Yalnız biz yaklaşık bize belirttikleri gün 10-15 gün civarı bir elektrik verilemeyeceği belirtildi. Kabloların kopuk olduğu söylendi. Yaklaşık bir gün 24 saattir şu anda elektrik alamıyoruz. Bu arızanın giderilmesi için talepte bulunduk. Onun da Antalya'dan bir ekip tarafından kontrol edileceği söylendi. Yani söylenen şeylerin pek geçerliliği olmadığını biz biliyoruz. Çünkü bu yapılan muamelenin teknecilere zulümden başka bir şey değil. Orada şalterler indirildi. Kasıtlı olarak yapılan bir şey bu. Teknecilerimizin hepsinin şu anda biliyorsunuz yağmur yağıyor. Tekneler su alıyor. Bunların batma tehlikesi var. Elektrik ihtiyacımız var. Yetkililerden, kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, odalarımızdan, valimizden acilen ivedi bir şekilde bizim elektrik sorunumuzun çözülmesini talep ediyoruz. Şu an çünkü Balıkçılar Kooperatifi ile yaşadığımız sorun elektriğin bize 10-15 gün kasıtlı olarak verilmeyeceği aşikar. Bunun yetkililer tarafından göz ardı edilmemesini talep ediyorum ben. Bir an önce bizim elektriğimizin verilmesi gerekiyor. Çünkü biz burada bağlama yapan tekne olarak Balıkçılar Kooperatifi'ne olan sorumluluklarımızı, bağlama paralarını, elektrik paralarımızı, su paralarını hepsini günü gününe ödüyoruz. Ödemediğimiz takdirde zaten bağlamanın çıkarılacağı, elektriğin kesileceği tarafımıza bildiriyor. Acilen bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz.